Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir kutu açımına daha hoş geldiniz. Benim en sevdiğim tarz videolar. Sizler seviyor musunuz bilmiyorum ama incelemeler yapıyorum. Bu tarz kutu açımları yapıyorum. Mağaza vlogları eskiden çok yapardık, vloglar yapardık. Hangi tarz videoları en çok seviyorsunuz? Eğlenceli videolar falan da oluyordu ama benim kendi açımdan çünkü acaba nasıl çıkacak, nasıl gelecek bu ilk izlenimleri ben de sizlerle birlikte yaşıyorum. Hisleri de aynı şekilde. Dolayısıyla en sevdiğim tarz videolar. Bugün de arkadaşlar üstümden de görebileceğiniz gibi Adidas'tan güzel bir kargomuz var arkadaşlar. Bu sırf bu tişörtleri de kutu açımları için almıştım. Hani normalde çok giyerim ederim diye değil de daha çok kutu açımlarında Nike ve Adidas bir de Jordan üçlüsünü en azından yapmaya çalışıyorum. Şortum ve çoraplarım da var. Hani Puma gibi, Converse gibi diğer markaları yapmam mümkün değil. Under Armour'da da yapabilir onu. Under Armour'da da bütün kombinler var. Zor iş arkadaşlar. Türkiye'de hani farklı farklı bir sürü kombin yapmak. Mesela hani bir sürü şortunuz var ama atıyorum çorabınız olmayabilir o markadan gibi. Neyse. Güzel bir kargo. Ben bunu yapıyorum diyorsun evet, bunu yani. Yapıyorum. Artık bu benim çünkü sevdiğim de bir şey aynı zamanda. Hemen açalım istiyorum arkadaşlar. Çünkü içinden çok özel isme ait bir ayakkabı çıkacak. Senin de bilmediğin bir şey. Yani tahminin var mı bu süreçte? Ben açarken. Yok. Tahminde bulmak ister misin? Yani hiç bilmediğim bir şeyse nasıl tahmin edebilirim? Evet, eskiden ben alırken hep yanımda oluyordu arkadaşlar eşim. Artık öyle bir şey yok. Çoluk çocuk. Şundan tanırsın diye tahmin ediyorum. Neydi? Derrick Rose. Evet, Derrick Rose'un arkadaşlar hangi ayakkabısı derseniz şöyle çevireyim. Son of Chai Chi artık Chi nasıl okursanız aslında Chicago'nun ilk 3 harfi. Chi diye okuyabilirsiniz ama birkaç farklı okuyunu Chi de olabilir belki. Chi de okuyabilir aynen veya Chai diye okuyan duydum. Chai olabilir. Değişik. K'li de okunabilir mi bilemiyorum ama Chi diye ben tahmin ediyorum. Yani Chicago'nun çocuğu, Chicago'nun oğlu demek açıkçası. Ayakkabının kutusu çok hoşuma gitti. Derrick Rose hala bitmedi mi ya? Derrick Rose'un arkadaşlar, evet birçoğunuzun aklına bu soru gelmiş olabilir. Hemen onu da bir açıklık getirelim. Yaptığı anlaşmalar, biliyorsun MVP olduğu sezon ve öncesinde çok başarılı, mükemmel bir oyuncuydu. Hatta en genç MVP oldu bu düşün NBA tarihinde. Ve o şekilde Adidas'la anlaşma yaptı. Orada imzalama şekli şuymuş, ömür boyu. Derrick Rose'a ayakkabı çıkacak, imzalı ayakkabısı şeklindeymiş. Yani kariyeri boyunca. Dolayısıyla şu an belki çok satmasa da, çok ağırlık verilmese de hala Derrick Rose'un imzalı serisi devam ediyor. Mesela Jordan'da Carmelo Anthony'nin var, işte birkaç tane de böyle oyuncular var. Birkaç tane imzalı çıkıyor ve sonra ölüyor o seri. O tarz bir durum olmayacak arkadaşlar Derrick Rose'da. Hala 11.si falan çıkmıştı geçen sene. Ah senin o Amerika'dan özel evet, yaptırdıkların şimdi, evet, bazı ya. Bazı anıları çağrıştırıyor arkadaşlar. Ben bu kanalı açtığım zaman Derrick Rose 4'tü yanlış hatırlamıyorsam. 4.5 muydu hatta? Çekilişle hediye etmiştim hatırlıyor musun? Beyazlı evet, olan. Evet. Ve ondan önce de Amerika'dan 2 tane 3.5 almıştım. Ve onları ben yine dizayn etmiştim. Burada Nike'ın Bayou gibi Adidas'ın da Amerika'da var. Ve orada bayağı seçenek sunuyor. 2 tane almıştım. Fakat kısmetime ya küçük numara tercih etmişim. Daha doğrusu benim ayağım da büyüdü arkadaşlar üniversitede. O zamanlar 9.5 falan giyiyordum. Şimdi 10.5 giyiyorum düşün numara olarak. O çekilişe hediye ettiğimde 10 numaraydı. Yine ayağıma biraz dokunuyordu ama onunla da bayağı basket oynamıştım. Yani dolayısıyla benim ilk basketbol ayakkabılarım diyebileceğim ayakkabılar arkadaşlar. Derrick Rose'undu. Benim ilk böyle o sıralar tabii MVP sezonlarını geçiriyor Derrick Rose. Şimdi ayakkabıyı koleksiyonda evet, ne kadar güzel olurdu. Yani 3 ayakkabıyı da elden çıkarttım arkadaşlar. Bir tanesini sattım. Aynen bir tanesini satmıştım. Bir tanesini çekilişle verdim, bir tanesini de başkasına verdim. Dolayısıyla o üçünü de çıkarttım. Yapacak bir şey yok, her şeyi tutmaya çalışsam içeride 300 tane ayakkabı olur. Ama kesinlikle anılarımı çağrıştırıyor. Geceleri uyanık kalıp NBA'yi izlediğim zamanları çağrıştırıyor. Çünkü o zamanlar Nike ayakkabılarını çok beğenmezdim. Adidas'ın bu Derrick Rose serisine bayılırdım ve Türkiye'ye geliyordu o sıralar. Bana da ilk evlendiğim zamanları evet, çağrıştırıyor. Sene, o sene. Derrick Rose'ları alıp Otti'ye giderdin. Doğru, videoları video çekmeden önce değil mi? Basketbol evet. Oynamaya giderdik. Evet arkadaşlar kutuya bakalım. Son of Chi yazıyor dediğim gibi. Şurada güneş ve vari bir rose gül logosu var. Ve önde şurada bir şeyler yazıyor. Adidas yazıyor değil mi? Derrick Rose yazıyor. Güzel bir kutu olmuş ama kutunun içine bakalım. Bayağı bir sohbet ettikten merak sonra. Merak ediyorum. Derrick Rose'un ayakkabılarını seviyorum çünkü. Bu arkadaşlar bu arada Derrick Rose'un bütçeli ayakkabısı. Yani serili ayakkabısı değil. İçine koymuşlar bu sefer. Zaten içinde Adidas oluyordu. Bu şekilde. Normalde kargonun içinde oluyordu. Kutuyla birlikte çıkartıyorduk ya. Poşeti çıkardı Adidas. Evet, güzel bir kağıdımız var. Adidas logolu ve gül logolu, rose logolu. Ve çıkartıyorum arkadaşlar. Eskilerden bir esinti. Derrick Rose. Son of Chi. Görüyorsunuz.
mağazadan alınmış gibi etiketleriyle de geliyor. Şöyle koyayım. Çok eski bir ayakkabı görüntüsü var değil mi? Evet ama güzelmiş. Yani retro. Oh. Retro evet. Ben de zaten bunun altına taş bayıldım bu arada. Altı 3.5'lu aynı şeye sahip. Yani direkt benim onları çağrıştırdı. O yüzden dedim ki bu ayakkabıyı almalıyım. Benim merak ettiğim bütçeli dedim, fiyatı kaç? Fiyatı arkadaşlar bayağı uygundu. 1350 liraya falan aldım. Aa, çok iyi. Farklı renkleri ama 1900-1800 yanlış hatırlamıyorsam. Belki daha da yüksek olabilir. 2000 liraya de yaklaşık olabilir. Ama nedense bu siyah renkleri çok uygun. Hatta aynı şey Kyrie Love 5'te de vardı biliyor musun? Ben Kyrie Love 5'i 2100'e aldım. Siyah rengi Nike'da 1300 liraydı. Nedense bu siyah renklerini daha uygun yapıyorlar. Herhalde çok mu üretiyorlar bunlardan? Veya kullandıkları materyaller mi farklı oluyor? Veya bu renk çok tercih edilmiyor mu? O yüzden mi? Onu bilemeyeceğim. Belki ilk da... çıkan olduğu için... Yok bu ilk çıkmadı bu arada. Ha. Daha sonra çıktı. Hatta ben bütçeli ayakkabılar videosu yaptım arkadaşlar. İnternetten bütçeli ayakkabıları nereden alırsınız şeklinde veya hangi tercihler var piyasada şeklinde bir video yapmıştım. O videoyu yaptıktan ertesi gün çıktı. O videoyu yayınladım. Birkaç şey geldi. Abi işte bak hemen siyah rengi gelmiş, uyguna gelmiş falan diye. Ben zaten o sıra almıştım bile. Hemen fark etmiştim, almıştım. Dolayısıyla ilginç bir durum var. Evet, ayakkabımıza dönelim arkadaşlar. Şöyle size bir tanesini yatırayım. Dediğim gibi bu 3.5-3 tabanıyla birebir aynı olması lazım. Yani elimde olmadığı için kesin konuşamıyorum. Ama çok hoşuma gitti arkadaşlar. Esneklik vermesi için kimi kısımdan bu şekilde kesik kesik bölümlü yapılmış. Hemen topuk kısmında gül logosu var. Belki de en güzel logolu oyuncu olabilir mi? Bence değil mi? Rose logosu gerçekten çok tatlı, çok güzel duruyor. Derrick Rose Adidas Hoops yazıyor şurasında arkadaşlar. Güzel. Bence iyi bir taban tutuşuna sahip olacak. Dışarıda oynanır mı? Oynanır diye düşünüyordum ayakkabıyı aldığımda ama bence biraz bu oynanır gibi ama. Bu çok yumuşak geldi ya bu çıkıntılar. Derin aslında. Hani tek dışarı ayakkabınızı yapacaksanız çok iyi olmayabilir. Uzun süreli yardımcı olmayabilir. Hemen yastıklamasına bakalım. Yastıklaması arkadaşlar bounce yastıklaması. Şöyle elimle bakıyorum. Yumuşak, fena değil. Şurasında zaten kocaman bir bounce yazısı var. Hepsinin mi bounce? Belki bounce olduğu için ucuzdur. Hepsinin bounce. Yok. Için. Boost kullanılmıyor artık. Yani boost nedense Trey 1'de kullanıldı. Harden serisi bile boost'u bıraktı. Bir sıra bir sıra tekrar devam sanki ediyor. Sanki bunun 4.5'da da boost vardı değil mi? Evet evet. 4.5'da da boost bak, vardı ama... Bak hatırlıyorum. Vallahi şimdi arkadaşlar o zamanlar çünkü bayağı o da benim hobilerime şey sarmıştı. Kimisi diyor ki ah biz de öyle bir sevgili bulsak, eşimiz olsa hani bu hobimizi, ilgimizi paylaşacağımız. Dolayısıyla ben şanslılardan biriyim arkadaşlar. Üst kısma geliyoruz. Üst kısım biraz daha ucuz ayakkabıyım diyor adeta. Ön kısımda pek beğenmediğim ve hızlıca renginin kötü olacağı bir kumaş kullanımı mevcut. Üstte de farklı farklı yerlerde görüyorsunuz çok bu şekilde. Çok beyazlık oluyor ya. Hemen beyazlık oluyor. Yani bunu evde bile giyseniz 2-3 günde şuralar hemen beyazlaşır diye düşünüyorum. Yandaki kısımlar biraz daha yumuşak duruyor arkadaşlar. Çok güzel olmasa da daha havadar olacak diye tahmin ediyorum ama yok çok da havadar değilmiş. Daha böyle plastiğimsi bir yapı var. Zaten farklı katmanlarda üstüne kaynatılmış. Yani çok beğenmedim dediğim gibi üst kısmı. Yan tarafı da aynı. Hemen arkasına dönüyorum. Arkasında güzel bir topuk koruması ve Adidas'ın 3 çizgisi de burada gözümüze çarpıyor. Bilek kısmına doğru baktığınız zaman daha farklı bir yapı var. Aa bak şurada da Rose yazıyormuş bu arada. Şurada Rose yazıyormuş. Şimdi gözüme çarptı. Şu tarafında da 3 çizgi varmış. Aynı zamanda dilinde de yine logomuz mevcut. Şu arka kısım güzel ama evet, materyaller biraz dandik arkadaşlar. Daha kalın, daha güçlü. Bu LeBron yapıları olsa mesela LeBron 19'da da vardı ya böyle güm güm diye bir yapı. İşte bütçeli olduğu için. Aynen öyle. Biraz daha bakın mesela hani çabuk böyle ezilir büzülür bir yapıda. Ha fena olmayacaktır. Bu arada da bilekli bir yapısı var. Piyasada çok fazla bilekli yok. Dolayısıyla eski retro havayı canlandırmışlar. Eski ayakkabılar hep bilekli olurdu Rose'un. Hatırlıyorum sendekilerde. Evet hep bilekli olurdu. Dolayısıyla bilekli giymek isteyenlere çok uygun, çok güzel bir tercih olabilir. Şöyle yavaştan bağcıklarını da açayım. Diline bakalım. İyi kitleneceksinizdir bence. Guardlara yönelik güzel bir ayakkabı olacaktır. Şimdiden hani beklemek istemiyorsanız detaylı incelemeyi. Çünkü bazen birkaç hafta zaman alabiliyor. Kalmayabilir bu fiyata. Yani ayakkabının ağırlığı da normal. Dediğim gibi çok retro. Artık eski tarz ayakkabı görünümü var arkadaşlar. Ama yine de alınabilir. Şöyle içinde yine aynı şekilde ayakkabının ismi yazıyor. 4 yıldız ve imzası var arkadaşlar. Bu delikli delikli yapıları pek ben beğenmiyorum. İçine kum mum kaçtığı zaman kötü bir görüntü verebiliyor. Şöyle biraz ayakkabının içine ve yanlarına bakabilirsin. Değişik bir materyal kullanımı olmuş. Çok plastik içerikli bu arada arkadaşlar. Fuse mesh falan deniyor mesela bunlara. Yani üstüne yapıştırıyorlar sıcak plastikle. Kötü değil, çok da iyi değil. Yani ortalama bir basit ayakkabı olacak. Hemen topuğuna bakabilirsin. Topuğunda güzel bir yazı var. Windy City Assassin diye geçiyor. Chicago arkadaşlar çok rüzgarlı bir şehir. Çok soğuk bir şehir. Windy City diye geçer Chicago.
Assassin de biliyorsunuz suikastçı demek. Yani Windy City Assassin, Chicago'nun şey, suikastçısı. Çünkü orada ne yapıyordu? Sürekli farklı takımları yenip duruyordu. Derrick Rose'un etkisiyle yeniyordu Chicago takımı. Böyle bir ona lakap takıldı. Özellikle spikerler bunu çok iyi söylerler. Evet, ayakkabımız bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki detaylı inceleyeceğiz. Bunu hızlı yapmaya çalışacağım çünkü fiyatından ötürü hemen almak isteyenleriniz olacaktır ve merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çok bir beklentim yok, sizlerin de olmasın. Genel haliyle ortalama bir basketbol ayakkabısı. Hani bir tane vardır, yanına bir tane daha alacaksınızdır. O şekilde tercih edilmesi bence daha uygun olur. Veya bütçeli kullanıyorsunuzdur. Derrick Rose gibi bir adamın ayakkabısını istiyorsunuzdur. Alabilirsiniz. Bu arada da kanalda bir tane böyle inceleyebildiğim için çok hoşuma gitti. Onları incelemeden vermiştim. O yüzden üzülüyorum. Evet. Yani kanalda arkadaşlar bana çok diyen oluyordu. Ya işte bir tane Derrick Rose ayakkabısı incele, şu bu falan. Hani bir, çok beğenemedim bir türlü. Çok alasım gelmemişti. Öncesinde farklı ayakkabılar hep almam gerekiyordu. Ama bir tane artık kanalda Derrick Rose gibi bir atletin, oyuncunun ayakkabısı olduğu için de güzel olacak. Hadi şimdi ayağımıza giyelim, bakalım ilk hisler nasılmış. Evet. Çok kolay giydin. Evet, bu arada 44.5 aldım arkadaşlar numarasını. Ve yine tam oldu. Benim genelde Adidas'ta numaram 44.5. Tam şurada ama ince çorapla giyiyorum. Yani kalın çorapla giyecekseniz yarım numara büyük alabilirsiniz. Veya Nike numarasına yaklaşabilirsiniz. Ben Nike'larda normalde 45 giyiyorum. Biraz burada tereddüt ettim. 44.5 mu alsam, 45 mi alsam. Sonra dedim ki ya bütün ayakkabılarımı hep 44.5 alıyorum. Hani 45 alabilirmişim, öyle söyleyeyim. Ama biraz böyle dar dar giymek istiyorum abi derseniz. Mesela parmaklarım şurada arkadaşlar. Siz nasıl giymek istediğinize göre de değişir. Şu an benim tipik Adidas numaramda hafif dar geldi. Yani çok kalın çorapla giyiyor olsam bunaltabilir. Ama bu tarz ayakkabılarda da açma oluyor arkadaşlar. Materyaller birkaç hafta giydikten sonra gevşiyor. Dolayısıyla yani sizin keyfinize kalmış ama her iki durumda da giyip tercih edilebilir. Evet. Ve bakın şimdiden tabanı kavramaya başladı. Bu bounce'u da güzelmiş arkadaşlar. Hoşuma gitti şu anda. Bayağı bir bouncy mi? Yani çok aşırı değil ama bir etkiden koruma var. Bilekli olması bana şu an çok garip geldi. Bayağıdır bilekli ayakkabı giymiyorum. Bu arada arkadaşlar bileklerinizden de geçirebileceğiniz burada bağcık kısımları mevcut. Böyle yaparsanız bayağı bayağı iyi bir bilek koruması. Sebo Göndür'e bunu etiketleyin arkadaşlar. Sebo Göndür sever. Bilekli ayakkabı arıyordu bir sıra yani en azından. Bence bu iyi olacaktır. Fiyatı da güzel. Ayakkabı çok güçlü hissettirmiyor arkadaşlar. Materyaller dediğim gibi çok ucuz ve ince olduğu için hafif güçsüz hissediyorsunuz. Veya ben çok alıştım belki daha güçlü tutmalara. Ama rahat. Kesinlikle çok rahat. Bu da tabii rahatlığı ön plana çıkartıyor. Tabanı sanki yere yapışacakmış gibi duruyor. Şuraya bakın. Evet, güzel ayakkabı arkadaşlar. Beklentisiz olunca da keyifli oluyor. Dediğim gibi bilekten ve şu topuktan çok iyi kavrama yakaladım. Ayakkabı numarası şu an tam ayağıma göre oldu. Güzel bir yastıklama, iyi bir taban tutuşu olacak. Evet, detaylı incelemede görüşürüz diyorum o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine keyifli, güzel bir kutu açımı yaptık. Detaylı incelemesini bekliyorsunuz. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın ve o zil işaretine basın ki ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dice'i bugünlük out. Let's go. Let's go.